Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size mantarlardan bahsedeceğim ve ileriki zamanında ise hayvanlardan, omurgasız hayvanlardan bahsedeceğim. Şimdi gelelim mantarların genel özelliklerine. Mantarlar fungi olarak da isimlendiriliyor ama genel olarak mantar hani ismi kullanılıyor. Arkadaşlar, mantarların tamamı heterotroftur. Yani tamamı besinini hazır alır. O zaman yazalım. Tamamı heterotroftur. Heterotroftur. Bir diğer özelliği mantarların tek ya da çok hücreli olanları vardır arkadaşlar. Tek ya da çok hücreli olabilirler. Çok hücreli olabilirler. Bitkiler için ne demiştik? Bitkilerin tamamı çok hücreliydi. Ama mantarlarda tek hücreli olanları da var. Mesela maya mantarları. Arkadaşlar, bunlar da çok hücreli olanlarında hif denilen iplikçikler vardır. Bu iplikçikler bir araya gelerek miselyumları oluşturuyor ve bunlar toprağa bağlanmasını sağlıyor mantarların. O zaman yazalım. Çok hücrelilerde hif denilen yapılar vardır. Hifler bir araya gelerek miselyumları oluşturur. Miselyumları oluşturur. Toprağa bağlanmasını, su ve mineral almasını sağlar. Mineral almasını sağlar. Hiflerin, miselyumların görevi budur arkadaşlar. Mantarların toprağa bağlanmasını, bir de su ve mineral almasını sağlıyor. Mantarların bazıları eşeysiz üreyebilirken bazılarında metagenez olayı görülüyordu. Bir önceki videoda söylemiştik metagenezi. Neydi metagenez? Eşeyli üremenin eşeysiz üremeyi takip etmesi arkadaşlar. Sporla ürerler. Yani eşeysiz üreme dediğimiz sporla üreyenleri ve metagenez görülenleri vardır. Evet, bir diğer özelliğine gelelim. Arkadaşlar, parazit olarak yaşayabilirler. Saprofit olarak da yaşayabilirler. Saprofit dediğimiz çürükçüldür. Parazit ya da saprofit. Saprofit çürükçül demektir. Yani çürük maddeleri yiyen demektir arkadaşlar. Parazit beslenenleri vardır. Gelelim bir diğer özelliklerine. Nerede yaşıyorlar? Nemli ortamlarda yaşıyorlar arkadaşlar. Bundan da bahsedelim. Nemli ortamda yaşarlar. Şimdi bunların bazı özellikleri bitkilere, bazı özellikleri de hayvanlara benziyor. Bu yüzden de mantarlar ikisi arasında bir geçiş formu olarak gösteriliyor. Peki nedir bitkilere ve hayvanlara benzeyen özellikleri? Şöyle yazalım. Bitki ve hayvanlara benzer özellikleri vardır. Yazalım. Bitkilere benzeyen özelliklerini yazalım. Arkadaşlar, bitkilere benzeyen özellikleri şunlar. Mesela hücre duvarı vardır. Hücre duvarı. Peki hücre duvarının yapısı nasıldır? Hücre duvarı kitin yapılıdır. Hücre duvarı vardır. Ayrıca bazıları toprağa bağlı yaşıyor. Bu da yine bitkilere benzeyen özelliğidir. Toprağa bağlı yaşar. Bitkilere benzeyen özellikleri. Gelelim hayvanlara benzeyen özelliklerine. Arkadaşlar, Hayvanlara benzeyen ilk özelliği şu arkadaşlar. Depopolisakkaridi glikojendir. Bitkilerde neydi depopolisakkarit? Nişasta. Hayvanlarda ise glikojendir. Mantarlarda da glikojen. Depopolisakkarit glikojendir. Yine hayvanlara benzeyen bir özelliği de kitin bulundurması. Kitin hücre duvarı var ama kitin bulundurduğu için bu da yine hayvanlara benzeyen bir özelliktir. Evet, mantarlarla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bir de
de örneklerini yazalım arkadaşlar. Örnek olarak maya mantarı, maya mantarı, şapkalı mantarlar, şapkalı mantarlar. Daha sonra küf mantarı, küf mantarı. Bunlar nedir? Bizim mantarlarımız örneklerdir. Mesela maya mantarı, hamurun mayalanmasında kullanılan o kuru maya veya yaş mayalar var ya, bunlar aslında birer mantardır. Yine şapkalı mantarlar, işte bizim tükettiğimiz veya doğada zehirli olarak bulunabilen mantarlardır. Küf mantarı da işte ekmektir, limondur, bu tür yiyeceklerin küflenmesine sebep olan mantarlardır arkadaşlar. Evet, mantarlarla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Mantarları burada bitiriyoruz. Gelelim hayvanlara. Hayvanların ilk önce genel özelliklerini vereceğim, aynı bitkiler gibi. Daha sonra ise hayvanları sınıflandıracağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. 6 diyelim hayvanlar. Hayvanlar alemi değil mi? Alemlerden bahsediyoruz. Neydi? Bakteriler, arkeler, protistalar, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemi. Alemlerden bahsettikten sonra özellikle hayvanlar aleminde neye gireceğiz? Sınıflara gireceğiz. Bunları anlatacağız. Şimdi gelelim hayvanlar aleminin genel özelliklerine. Arkadaşlar bunlarda hücre duvarı yok. Hücre duvarı olmadığı için yazmıyorum zaten direkt hücre duvarı yok diye. Depo polisakkaritleri bunların glikojendir. Depo polisakkarit glikojendir. Bir diğer özelliği yine tamamı çok hücrelidir. Hayvanlar aleminin bir diğer özelliği arkadaşlar, bunlarda yine eşeyli ya da eşeysiz üreyenleri vardır. Eşeyli ya da eşeysiz ürerler. Bir diğer özelliğimiz bunlar heterotrof beslenir. Tamamı heterotroftur. Hani şimdiki araştırmalarda çıkıyor. Mesela bir solucan, bir yumuşakça çıkmış. Sümüklü böceğe benzeyen bir böcek. Yediği besinin, yediği o yeşil bitkinin kloroplastını kullanarak fotosentez yapmaya başlamış arkadaşlar. Buna da yaprak solucanı ya da yaprak böceği öyle bir şey söylemişler şu an hatırlıyorum. Yaprak koyunu muydu öyle bir şey söylemişler şu an tam olarak hatırlayamadım. Fotosentez yapan hayvanlar arasına almış mesela. O yüzden tamamı heterotroftur diyemiyoruz. Çünkü şimdilerde çıkıyor. Şöyle diyelim, heterotrofturlar diyelim. Ama siz sorularda tamamının heterotrof olduğunu bilin. Heterotrofturlar. Eşeyli ya da eşeysiz de ürerler dedik. Arkadaşlar bunlar aktif olarak hareket edebilirler. Hayvanlar aktif hareket ederler. Boşaltım olayını yaparlar, solunum olayını yaparlar. Yani özelleşmiş organları bulunuyor arkadaşlar hayvanların. Şimdi biz hayvanların genel özelliklerini anlattıktan sonra bir de sınıflandırmasını yapalım. Hayvanlar ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Hayvanlar iki şubeye ayrılır. Şimdi şubelerin bir genel olarak tablosunu yapacağım. Daha sonra detaylarını anlatacağım. Şöyle yapalım. Şuraya hayvanlar diyelim. İkiye ayıralım. Neydi bunlar? Omurgasız hayvanlar. Bir de omurgalı hayvanlar. Bunları bir karşılaştıralım genel özelliklerini. Daha sonra alt kısımlarını yazıp bunları işleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar omurgasız hayvanlarda sinir kordonu karın bölgesinden geçer. Yazalım. Sinir kordonu karın bölgesinden geçer. Omurgalılarda ise sinir kordonu sırtındadır. Sırt bölgesinde omurganın içerisindedir. Zaten bu yüzden de omurgalı hayvanlar diyoruz. Omurgalı ve omurgasız olarak ayırıyoruz. Arkadaşlar omurgasız hayvanlarda eşeyli ya da eşeysiz üreme görülebilir. Omurgalı hayvanlar genellikle eşeyli olarak ürüyorlar. Genel özellikleri yazdığım için burada tekrardan yazmıyorum.
Hani karakteristik özelliklerini yazmak istiyorum. Hayvan türlerinin yaklaşık işte %90-95 olan kısmını omurgasız hayvanlar şubesi kaplıyor. Geriye kalan %5, %10'luk kısım ise omurgalı hayvanlar şubesindedir. Arkadaşlar şimdi bunların genel bir ayrımını yapalım, omurgalıları ve omurgasızları. Daha sonra detaylarına girelim. İlk olarak omurgasız hayvanlara ayırıyorum. Omurgasız hayvanlar süngerler, sölenterler, daha sonra solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar, bir de derisi dikenliler. Derisi dikenliler olarak 6 sınıfa ayrılıyor. Şimdi bu 6 sınıf hani bu şekilde gösteriyorum. Tabii daha fazlası vardır. Biz sadece müfredatta olan kısmını anlatıyoruz. Arkadaşlar bu basitten gelişmişe doğru bir sıralamadır. Zaten bunları teker teker anlatacağım neler olduğunu. Gelelim omurgalı hayvanlara. Omurgalıları da 5 sınıfa ayırıyoruz. Nedir bu sınıflar? Hemen yazalım. Bunları da yine basitten gelişmişe doğru yazacağım. Arkadaşlar bunlar da balıklar, amfibiler. Bunlar iki yaşamlılardır amfibiler. İki yaşamlılar. Daha sonra sürüngenler, kuşlar ve memeliler. En gelişmişi memelilerdir. Memeliler içerisinde de insanlardır arkadaşlar. En gelişmiş canlı. Şimdi biz omurgasızlardan başlayalım. Bu videoda omurgasızları anlatayım. Genel olarak hani kısaca anlatacağım. Daha sonra bir sonraki videoda da omurgalı hayvanları anlatıp virüslerle birlikte artık biz canlıların sınıflandırma konusunu bitirelim. Şöyle geçelim. Omurgasız hayvanlar diyorum. Omurgasız hayvanlar. Arkadaşlar, omurgasız hayvanlardan ilk olarak süngerlerden bahsetmek istiyorum. Süngerler, bunların gerçek dokuları yok. Denizlerde yaşıyorlar ve zemine bağlı olarak yaşıyorlar. O zaman yazalım. İlk olarak bir sünger diyelim. Süngerler. Bir süngerler. Gerçek dokuları yoktur. Gerçek dokuları yoktur. Zemine bağlı yaşarlar. Zemine bağlı yaşarlar. Evet, süngerler bu şekilde. Bundan sonra gelelim. Süngerlerin tabii bir özelliği de var. Eşeğli ya da eşeğsiz yürüyebilirler. Genel olarak hayvanlar içerisinde yazdığım için burada yazmıyorum arkadaşlar. Süngerlerden sonra hangi sınıf geliyordu? Sölenterler. İki sölenterler. Sölenterler de süngerlerden sonra biraz daha gelişmiş canlılardır. Arkadaşlar bunlar gerçek dokuya sahiptirler. Gerçek dokuları vardır. Gerçek dokuları vardır. Bir diğer özellikleri hareketli de olabilirler. Zemine bağlı da yaşayabilirler arkadaşlar. Bunlar etçildirler. Etçildirler. Sonra bir de örneklerini yazalım. Dediğim gibi çok fazla detay bilmenize gerek yok. Mesela mercanlar, deniz anaları, daha sonra hidralar. Bunlar nedir? Sölenterler sınıfına dahil olan canlılarımızdır. Sölenterlerden sonra geliyoruz biraz daha gelişmiş olanına, solucanlara. Üç solucanlar. Arkadaşlar solucanlar kendi içerisinde 3'e ayrılıyor. Yassı solucan, yuvarlak solucan ve halkalı solucan olarak. İlk olarak yassı solucanlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle yassı solucan yazalım. Yassı solucan. Nedir yassı solucanın en bilindik özelliği? Arkadaşlar ilk sinir sistemi yassı solucanlarda görülmüştür. İlk sinir sistemi. Bunu bilmeniz gerekiyor. İlk sinir sistemi
Sinir sistemi derken ip merdiven sinir sistemi. İp merdiven sinir sistemi burada görülmüştür. Peki ilk sistem nerede görülür? İlk sinir sistemi nerede görülür? Sölentellerde. O yüzden sölentellere şöyle eklemek istiyorum. İlk sinir sistemi görülür. İlk sinir sistemi görülür. İlk ip merdiven sinir sistemi de arkadaşlar yassı solucanlarda görülüyor. Yassı solucanları örnek de verelim. Bu kadar bilmeniz yeterlidir. Bunlara örnek olarak tenya, daha sonra planaria, karaciğer kelebeği, kelebek dediğimize bakmayın. Birazcık kelebeğe benzediği için böyle söylüyoruz. Karaciğer kelebeği. Bunlar da yassı solucanların örneğidir. Bundan sonra geliyorum artık yuvarlak solucanlara. Arkadaşlar yuvarlak solucanların da bir karakteristik özelliği var. İki açıklıklı sindirim sistemi ilk defa burada görülüyor. İki açıklıklı sindirim sistemi. O zaman şuraya yuvarlak solucan yazıyorum. Yuvarlak solucan. Yuvarlak solucana kadar gelen canlılarda tek bir açıklık vardı. Ağız ve anüs görevi görüyordu. Yani hem besin tüketiyor hem de atıkları buradan atıyor. Ama yuvarlak solucana geldiğimizde ağız ve anüs farklılaşmıştır, ayrı ayrıdır. O zaman şöyle diyelim. İlk defa iki açıklıklı sindirim sistemi görülür. Sindirim sistemi görülür. Evet, yuvarlak solucanla ilgili söyleyeceğimiz bu, bilmeniz gereken bu. Örneğini de verelim. Arkadaşlar bunlar bağırsak solucanları, kıl kurdu. Hani bu elmalardan falan çıkan kurtlar var ya, bunlar yuvarlak solucanlardır. Yazalım o zaman bağırsak solucanı, kıl kurdu gibi. Evet, bu şekilde yuvarlak solucan çeşitlerimiz. Bundan sonra geliyoruz artık halkalı solucanlara. Solucanların en gelişmiş olanı arkadaşlar. Halkalı solucan oldukça önemlidir. Toprak için de önemlidir halkalı solucan. Halkalı solucan. Bizim bildiğimiz aslında toprak solucanıdır. Şu bitkilere falan iyi gelen, nefes aldıran solucandır arkadaşlar. Halkalı solucanların özelliklerine baktığımızda bunlarda vücutlarında segment vardır. Bunu bilelim. Vücutlarında segment vardır. Segment vardır. Bu arada bunlarda da ilk defa kapalı dolaşım görülür. Kapalı dolaşım görülür. Peki nedir kapalı dolaşım? Eğer ki vücut sıvısı, biz kan diyoruz ama başka canlılarda kan yoktur. Farklı vücut sıvıları vardır. Vücut sıvısı damarlar içerisinde dolaşıyorsa biz buna kapalı dolaşım diyoruz. Eğer vücut sıvısı boşluklarda bulunuyorsa arkadaşlar, damarların içinde değilse buna da açık dolaşım diyoruz. Örneklerini de yazalım, halkalı solucanın örneğini. Mesela toprak solucanı, sülük. Bunlar nedir? Bizim halkalı solucan dediğimiz yapılardır. Mesela kırkayak. Bunlar arkadaşlar halkalı solucanlar kısmına giriyorlar. Hani kırkayak ayakları var gibi düşünebilirsiniz ama onlar da yerde sürünme şeklinde hareket ediyorlar. Evet, solucanlardan sonra hangi canlı sistemi geliyor? Yumuşakçalar. Yumuşakçalardan bahsedelim. Dört diyoruz, yumuşakçalar. Dört yumuşakçalar. Arkadaşlar yumuşakçalara baktığımızda bunlarda en karakteristik özelliği yumuşakçaların kalsiyum karbonattan yapılmış, yani kireç yapılı vücut örtüleri, kabukları vardır. O zaman yazalım. Kalsiyum karbonat, yani kireç yapılı kabukları vardır. En karakteristik özelliği bu. Bunu bilmeniz yeterli. Bir de örnek yazalım arkadaşlar. Sümüklü böcek, ahtapot, mürekkep balığı, bunlar nedir? Yumuşakça alemine dahildir. Sümüklü böcek, salyangoz, ahtapot. Mesela ahtapotu hiç yumuşakçı olarak düşünmemiştiniz, değil mi? Ahtapot. Daha sonra mürekkep balığı.
mürekkep, balığı. Bunlar nedir? Yumuşakçaya dahil olan canlılarımızdır. Gelelim eklem bacaklılara. 5 eklem bacaklılar. Arkadaşlar bunlarda da yine bilmeniz gereken bir özelliği var. Bunlar metamorfoz geçiriyorlar. Yani başkalaşım geçiriyorlar. İşte bu başkalaşım olayı nasıl oluyor bunlarda? Bir larva dönemleri vardır. Daha sonra bu larva büyüyüp gelişerek farklı bir canlıya dönüşüyor. Mesela nedir? Kelebek, değil mi? İlk önce tırtılken neye dönüşüyor? Kelebeğe dönüşüyor. O zaman yazalım. Başkalaşım geçirirler. Başkalaşım geçirirler. Örneklerini de yazalım arkadaşlar. İşte aslında aklımıza gelebilecek bütün böcekler nedir? Eklem bacaklılar sınıfına dahildir. Yazalım sinek, arı, işte ne olabilir? Bir sürünün içinde tabii ki aklımıza gelmeyecek. Kelebek, işte tırtıl. Bunlar nedir? Hamam böceği arkadaşlar. Bunlar nedir? Bizim eklem bacaklılar sınıfına dahil olan canlılarımızdır. Son olarak derisi dikenliler diyoruz. Derisi dikenliler. Derisi dikenliler de denizlerde yaşarlar arkadaşlar bunlar. Rejenerasyon yetenekleri yüksektir. Bunu bilmeniz yeterlidir. Rejenerasyon yetenekleri yüksektir. Yetenekleri yüksektir. Örneklerini verelim. Mesela deniz kestanesi. Deniz kestanesi. Daha sonra deniz yıldızları. Deniz yıldızı, deniz tavşanı, deniz tavşanı. Bunlar nedir? Derisi dikenli olan canlılarımızdır. Arkadaşlar, derisi dikenlilere ben sormuştum öğrencilerime işte derisi dikenlilere örnek verin diye. Bana kirpi demişlerdi. Tabii ki kirpi bir derisi dikenli değil. Çünkü kirpi omurgalı hayvanlar içerisinde memeliler sınıfına giren canlımızdır kirpi. O yüzden kesinlikle karıştırmayın. Evet, omurgasız hayvanları da burada bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda size omurgalı hayvanları anlatacağım. Ve virüsleri de anlattıktan sonra artık biz canlıların sınıflandırması konusunu bitirmiş olacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.